Sizin de ifade ettiği gibi bugün burada eğitim ve öğretime katkı vermek için çocuklarımızın yarınlarına dokunmak için bir aradayız. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanacak olan hazine taşınmazları karşılığında okul yapılmasına ilişkin protokol töreni için toplanmış bulunmaktayız. Bakanlık olarak çocuklarımızın geleceği için atılan böyle bir adımın parçası olmaktan da büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bu vesileyle başta Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, sözlerime merhum Mehmet Akif İnan'ı anarak başlamak istiyorum. Şu havasını teneffüs ettiğimiz okul ismini büyük fikir adamı, şair, yazar, öğretmen, gazeteci ve yedi güzel adamdan biri olan Mehmet Akif İnan'dan almış bir eğitim yuvasıdır. 6 Ocak'ta vefatının 18. yıl dönümüydü. Bu büyük dava ve eğitim adamının hasretini bir kez daha yüreğimize hissettik. Bu vesileyle üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimi saygı ve minnetle anıyor, ellerinden hasretle öpüyorum. Kıymetli dostlar, Mehmet Akif İnan hocamızın şahsında tüm öğretmenlerimize, ülkemizin ve milletimizin hizmetkarı olacağımıza dair söz verdik. Bu sözler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir şekilde bakanlıklarımızla protokoller yapıyoruz. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığımızla, Sanayi Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla birçok protokoller yaptık. Ve bu protokoller çerçevesinde de tekli eğitime geçiş için Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokolle özel eğitime ihtiyacı olan ve tekli eğitime geçiş için çocuklarımızın eğitime erişimlerini hazine taşınmazları ile destekliyoruz. Yeni dönemde ülkemizdeki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kalitesi, sürdürülebilirliği ve verimliliği arttı. Bu gayret milletimizin de teveccühü ve takdirini kazandı. Eğitimin önündeki sorunları çözmekte büyük yarar sağlayan bu değişiklikle eğitim sistemimizdeki önemli bir sıçramanın yaşanacağına gönülden inanıyorum. Bu kapsamda Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak biz de tekli eğitime geçişin ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitime daha kolay erişimini istiyoruz ve destekliyoruz. Bu protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımız okul ihtiyacı olan illerimizi belirliyorlar. Biz de toplamda 2000 dersliğin yapılması amacıyla arsa karşılığı inşaat yöntemiyle hazine taşınmazlarımızı yüklenicilerimize devrediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız yapılacak okulların tiplerini ve maliyetlerini belirleyecekler. Biz de imar planlarında konut, ticaret ve sanayi alanı olarak ayrılmış hazine arazilerimizi okul yapımı karşılığı yüklenicilerimize devredeceğiz. Bütçe kaynaklarıyla yapılacak okullara ilaveten bakanlığımız olarak hazine taşınmazları verilmek suretiyle biz de 1 lira bütçe kaynağı kullanmadan 2000 dersliği ülkemize kazandırmış olacağız. Esasen bunu eğitimimize dair çok büyük bir destek kampanyası olarak da adlandırabiliriz. İlk etapta 20 ilimizde 4400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon TL tutarındaki hazine taşınmazımızı belirledik. İkinci etapta da kalan 2000 dersliği tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde, illerde hazine taşınmazlarını belirlemek suretiyle bu okul yapımını gerçekleştirmiş olacağız. Ve toplamda 2000 derslikle bu projeyi inşallah tamamlamış olacağız. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu projeler akabinde derslik sayısını, tekli eğitime geçmek amacıyla derslik sayısını yakalamak amacıyla da tüm illerimizde hazine taşınmazları üzerinde yapılıyor olacak. Tabii burada bilhassa Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir şekilde bu projeyi yürütüyoruz ve yine milletin olan hazine taşınmazlarını yine milletimizin, çocuklarımızın ihtiyacı için kullanmaya gayret gösteriyoruz.
Bunun dışında Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi biliyorsunuz Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu himayelerinde sürdürülen sıfır atık projemiz var. Ülkemizde yaklaşık 64.500 okulumuzun da hemen hemen 7.800'ünde sıfır atık uygulamasına geçmiş bulunuyoruz. Mehmet Akif İnan okulumuzda sıfır atık uygulamasına geçmiş Sayın Bakanım okullarımızdan bir tanesi. Bu anlamda ben okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı, Tema Vakfı ve Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde de 50 bin öğrencimize eğitim verilmek üzere protokolümüz çerçevesinde sıfır atık eğitimini ve bilincini kazandırmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle ben bu törenin öğrencilerimize, öğretmenlerimize yapılacak okulların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdiden yeni yapılacak okullarda bizim geleceğimiz için çalışacak, öğrenecek, öğretecek öğretmenlere bu işten dolayı vesile olduğumuz için de ayrı bir onur ve gurur diyorum ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Efendim? Olur. Bayram abi gelmiyor soruna. Tamam. Yağları da kendileri para veriyor. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.